Değerli basın mensupları, başta milletimiz olmak üzere tüm Avrupa'nın barış ve dayanışma sembolü olan 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın gündeminde ağırlıklı olarak sarayın safsatalarıyla sebep olduğu, milletimizi acımasızca ezmeye devam eden enflasyon ve hayat pahalılığı vardı. Milletçe gülmeyi unuttuk. Milletine sırtını dönmüş, kifayetsiz bir yönetim ülkemizin enerjisini çalıyor. Potansiyelini tüketiyor. Ülkenin önündeki fırsatları heba ediyor. Bununla da yetinmiyor, milletimizin alın terini, emeğini, yarınlarını, umutlarını çalıyor. Hep diyoruz, enflasyon en sinsi, en acımasız halk düşmanıdır. Çünkü milletin alın terini, emeğini, satın alma gücünü fare gibi kemirir. Cepte ne var ne yok bir yan kesici gibi hissettirmeden çekip alır. Ve milletini unutan, sesini duymayan beceriksiz yönetimler bu sinsi halk düşmanıyla mücadele etmez. Aksine onu besleyip büyütür. Bizde de ekonomiyi yönettiğini sanan çakma bir ekonomist, bu en sinsi, en acımasız, en ahlaksız halk düşmanını, enflasyon canavarını faiz sebep enflasyon sonuç diyerek, nas diyerek, bilerek, isteyerek hortlattı. Erdoğan hükümete geldiğinde elinde tüm dünyada güven uyandıran ve enflasyonun belini kırmış bir program vardı. İşe başladıklarında tüketici enflasyonu %30'du. Üretici enflasyonu da %31'di. Enflasyon hızla düşüyordu. Ama bugün milletimiz bu beceriksizlerden vekaletini geri almaya hazırlanırken tüketici enflasyonu %70, üretici enflasyonu ise %122. 20 yılın sonunda Erdoğan tüketici enflasyonunu 2,5'a, üretici enflasyonunu ise 4'e katladı. Milleti enflasyon canavarının dişleri arasına attı. Bu kifayetsiz yönetim millete verdiği hiçbir sözü tutmadı. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız dediler ama ülkemizi 20 büyük ekonomi liginden düşürdüler. Ülkemizi gider ayak tüketici enflasyonunda 3. Dünya Ligi'nin zirvesine taşırdılar. Artık tüketici enflasyonundaki rakiplerimiz Venezuela, Zimbabwe, Sudan, Suriye. Ama üretici enflasyonunda şampiyonluğu hiçbir ülkeye bırakmadılar. Bu beceriksizler Türkiye'yi %122'lik üretici enflasyonuyla dünya şampiyonu yaptılar. Tekrarlıyorum, Türkiye'yi %122 üretici enflasyonuyla dünya birincisi yaptılar. Bu rezaletin müsebbipleri havaya bakıp ıslık çalarak sorumluluktan kaçamazlar. Sebep oldukları yıkımı gizleyemez, sorumluluktan kurtulamazlar. Bu kifayetsiz yönetimin en büyük siyasi sermayesi utanmazlık. Bu laf cambazları gün geliyor Rusya-Ukrayna savaşını, gün geliyor küresel enerji ve emtia fiyatlarını, gün geliyor dış güçleri, gün geliyor çiftçiyi, esnafı, hatta gün geliyor yurttaşlarımızı enflasyonun sorumlusu ilan ediyor. Bir tek kendileri sütten çıkmış ak kaşık. Yetkileri var ama sorumlulukları hiç yok. Değerli basın mensupları, evet kuzeyimizde acımasız bir savaş var. İşgal altına giren Ukrayna'nın bazı şehirlerinde taş taş üstüne kalmadı. Ama Ukrayna'da enflasyon %14. Ukrayna'yı işgal eden Rusya bugün görülmemiş ambargolarla karşı karşıya. Ama Rusya'da da enflasyon %17. Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da ama üç haneli enflasyon ve maalesef enflasyonda dünya şampiyonlukları bizde. Allah aşkına bu nasıl bir yıkımdır?
çakma ekonomist ve şürekasının yarattığı bu yıkım savaştan da beter. Moğol ordularının bu ülkeye veremediği zararı bunların cehaleti ve kibri verdi. Erdoğan bugün çıktı konuştu. O konuştu, dolar koştu. O konuştu, dolar koştu. 6 ay sonra kur yeniden 15 liraya geçti. Nasıl geçmesin? Söylediklerinde eller tutar hiçbir şey yok. Enflasyonun sebebi küresel enerji fiyatlarındaki artışmış. Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ülkelerinde enerji enflasyonu ortalama %34. Türkiye'de %121. Türkiye tüm OECD'nin enerji enflasyonu şampiyonu. Türkiye'deki enerji enflasyonunun sadece 1/4'ü dışarıdan. 1/4'ü Erdoğan'ın kendi hatasından, saray mamulü. Erdoğan yine küresel gıda fiyatlarındaki artışı da Türkiye'deki fiyat artışlarına bahane göstererek sorumluluktan kaçmaya kalktı. Türkiye ve dünyada gıda enflasyonunu bu grafikten görmek mümkün. Dünyada bugün ortalama gıda enflasyonu %30. Türkiye'de %89. Aynı şekilde enerji fiyatlarında olduğu gibi gıda fiyatları dünyada bir yükseliyorsa Türkiye'de 3 yükseliyor. Yani bizdeki gıda enflasyonunun 1/4'ü dünyadan, 1/4'ü sarayın beceriksizliğinden. Çakma ekonomist ve şürekasının kifayetsizliği ve liyakatsizliğinden. Şu Türkiye'nin de üyesi olduğu OECD'de gıda enflasyonu şampiyonu olduk. Orada ortalama gıda enflasyonu %10. Bizdeki gıda enflasyonu Türkiye'deki %89. OECD'nin 9 katı. Yani bizdeki gıda enflasyonunun biri dünyadan geliyor. 8'i bizden kaynaklanıyor, saray kaynaklı. Ama turbun büyüğü de heybede. Bunların beceriksizliği yüzünden et ve süt ürünlerinde çok büyük bir kriz kapıda. Ulusal Süt Konseyi Nisan başında çiğ sütün litresine 5 lira 70 kuruş fiyat açıkladı. Yine sütün litresine Mayıs sonuna kadar 1 lirada prim vereceğini ilan etti. Devletin. Yem ve diğer girdilerin maliyeti düşerken bu fiyat ve primler üreticinin yüzünü zaten güldürmemişti. Süt Konseyi geçenlerde bir kez daha toplanarak çiğ sütün alım fiyatını 7,5 liraya çıkardı. Ama devlet de Mayıs sonuna kadar vereceğini taahhüt ettiği 1 liralık primi 20 kuruşa indirdi. Üreticiye devletçe verilen üreticinin kazanılmış hakkı elinden alındı. Maliyetleri üretici ve tüketiciye yükleyip devlet işin içinden elini yıkayıp sıyrıldı. Sadece son 6 ayda kaba yemin torbası %113 zam görmüş. Besici elindeki hayvanları kesime göndermeye başlamış. Şunu buradan ifade edeyim. Anası olmayanın danası olmaz derler. Önümüz Kurban Bayramı. Bugün süt veren anaları kesime gönderirseniz, yarın sütünü içeceğiniz inekleri, etini yiyeceğiniz danaları bulamazsınız. Nitekim memleketim Tekirdağ mezbahalarında dana karkasın kesim fiyatı 105 ila 110 liraya çıkmış vaziyette. 15-20 güne bunun 120 lirayı bulacağı söylenir. Böyle giderse yarın çocuklar içecek süt, milletimiz de yiyecek et bulamayacak. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor? Bu zalim hükümet çiftçilerimizi perişan etmiştir. Çiftçi toprağına küsmüştür. Son bir yılda mazot %229, üre gübresi %290, DAP gübresi %205 zam gördüyse, çiftçi toprağına nasıl küsmesin? Çakma ekonomist ve şürekası çiftçiyi sadece fahiş girdi maliyetleriyle ezip geçmedi.
Çiftçinin kanuni haklarını da gasp etti. Çiftçiyi perişan etti. Tarım kanununa göre milli gelirin en az %1'i çiftçilere destek olarak verilmek zorunda. Bunu kanun yazıyor. Kanunen bunun ödenmesi gerekiyor. Ama 2007'den bu yana bu kanun hükmü hiçbir yıl yerine getirilmedi. Şu anda çiftçilerimizin birikmiş devletten kanuni alacağı 272 milyar lirayı buldu. Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var. El insaf, hükümet vatandaşına borç takar mı? O hükümetin adı Erdoğan şahsın hükümeti ise takar. Hem de hiç acımaz. Sonunda da gıda enflasyonunda ülkeyi şampiyon yapar. Gıda da kendine yeten ülkemizi ithalata mahkum eder. Bir de üstüne çıkar der ki, gıda fiyatlarındaki artış yurt dışından geliyor. Bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız dediler. Türkiye'yi gıda enflasyonunda, enerji enflasyonunda OECD ve G20 şampiyonu yaptılar. Dünyada Şampiyonlar Ligi'ne soktular. Tüketici enflasyonunda OECD ve G20 şampiyonu yaptılar. Dünyada da en yüksek enflasyona sahip 6. ülke durumuna soktular. Üretici enflasyonunda ise bir daha altını çizerek söylüyorum, dünya birincisi yaptılar. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Yine haklarını da yemeyelim, başka şampiyonlukları da var. Bu da sefalet endeksi grafiği. İşsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşuyor bu endeks. Üyesi olduğumuz OECD ve G20 ekonomileri içinde güzelim ülkemizi sefalet şampiyonu yaptılar. Tekrarlıyorum. Üyesi olduğumuz OECD ve G20 ekonomileri içinde Türkiye'mizi sefalet şampiyonu yaptılar. Bu tablonun sorumlusu çakma ekonomist, şimdi çıkmış milleti şükürsüzlükle suçluyor. Sebebi olduğu bu sefaletin, bu yıkımın sorumluluğunu milletimize yıkmaya çalışıyor. Ama bunun sorumluluğundan kurtulamaz, kurtulamayacak. Ama milletimiz de ne yapacağını biliyor. Önüne gelecek ilk sandıkta ondan kurtulacak. Emaneti de ehline verecek. Faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla sofraların bereketini kaçıranları, kendisini kuru ekmeğe muhtaç edenleri, kuyruklarda bekletenleri evlerine gönderecek. Bugün ülkemizde ne çalışanlar ne emekliler hayatlarından memnun. Nasıl olsunlar? Emekçinin hali ortada. Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam, Şubat geldiğinde eridi gitti. Çalışanın satın alma gücü kar gibi eriyor. Asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Asgari ücrette enflasyon karşısında bu gidişle yıl sonuna kadar dayanamaz. İşte Türkiye'deki emek sömürüsünün tablosu bu. 2021'in Ocak ayından bu yana gerçekleşen enflasyon %76. Aynı dönemde yapılan asgari ücret zammı %50,5, 50,5 yani. Bunun adı emeğin sömürüsüdür. Emekçinin hakkını gasp etmektir. İşverenler bile artık yıl ortasında asgari ücrette ayarlama yapılabileceğini söylüyor. Ama saraydan ve şürekasından tık yok. Sadece işçilerimizin emekleri değil, memurlarımızın emekleri de sömürülüyor. Bu yılın ilk 6 ayı için memur maaşlarına %7,5 zam yapıldı. Ama yılın daha ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon %31,7. TÜİK'in makyajlı enflasyon rakamları bile memur zammının 4 katından fazla. Ne diyor sevgili peygamberimiz? İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz. Çünkü en kutsal kazanç alın teriyle kazanılan helal kazançtır. Ama bu hükümet emekçilerimizin alınlarındaki ter daha kurumadan ücretlerini enflasyon canavarıyla iç ediyor. Bu kul hakkı yemenin daniskasıdır.
Bu kölelik düzeninin daniskasıdır. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Kulağınızın üstüne daha fazla yatmayın. Asgari ücret zammı için Aralık ayına randevu vermekten vazgeçin. En geç Temmuz'da memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı ile beraber asgari ücrette de enflasyon düzeltmesini mutlaka yapın. Sadece emekçilerimiz değil, emeklilerimiz de bu zalim hükümet elinde perişan. Bu zalimler özellikle emeklilerimizin umutlarıyla çok oynadılar. Genel Başkanımızın zorlamasıyla 2018'de emekliye 1000 lira bayram ikramiyesini verdiler. Geçen yıl yine Genel Başkanımızın zorlamasıyla bu ikramiye 1100 lira yapıldı. Türkiye'de olağanüstü bir pahalılık var. Özellikle en düşük gelirlerin yaşadığı enflasyon çok daha şiddetli. Disk ar oturmuş hesaplamış. Emeklilerin son bir yılda karşı karşıya kaldıkları gıda enflasyonu %113,5. İşte bu yıl biz de olağanüstü hayat pahalılığına binaen emekliye verilecek bayram ikramiyesi 4.253 lira olsun dedik. Cevap yine kocaman bir hayır oldu. O arada Atama Çalışma Bakanı çıktı. 1100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira arttırmış olsaydık, bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı dedi. Ama diğer taraftan kur korumalı mevduat için bir avuç mevduat sahibine bir defada 22 milyar lirayı buldular. Sıra milyonlarca emekliye gelince de 10 milyar lirayı bulamadılar. Atama Çalışma Bakanı bunun yerine başka bir söz verdi. Dedi ki, Temmuz'da en düşük emekli maaşları için bir artış yapacağız. Detayları da 1 Mayıs'ta açıklayacağız diye dedi. 1 Mayıs geçti gitti. Ramazan bayramı geçti gitti. Ama ortada açıklamaydı, sürprizdi yok. Bakan maşallah dut yemiş bülbül. Bugün sarayda kabine toplantısı var. Bu konuda bir açıklama yapacaklar mı göreceğiz. Ama bunların gözünde de gönlünde de emeklilerimiz yok. Bunlar fakiri fukarayı değil, faiz lobilerini ve beşli çetelerini seviyorlar. Emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın haklarını gasp edip, emeklerini ve haklarını sömürüp yandaşlarını ihya ediyorlar. İnanmayan faiz lobisi diyerek Erdoğan'ın ağzından düşürmediği bankaların son karlarına bir baksın. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında 16 milyar 383 milyon lira kar eden bankalar, bu yılın ilk 3 ayında 63 milyar 245 milyon lira kar etmişler. Bankaların karlarındaki artış %286. Son bir yılda emeklinin aylığı %286 artmadı. Emekçinin asgari ücreti %286 artmadı. Çiftçilerin, esnafların kazancı %286 artmadı. Peki kimin kârı %286 arttı? Bankaların. Yani faiz lobileri. Ağızlarından faizi, faiz lobilerini düşürmezler. Ama faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek, nas diyerek faiz lobilerini ihya ederler. Siyasi riyanın daniskası budur. Bankalara %14 faizle Merkez Bankası'ndan borç verirler. Bankalar da bunu götürür, hazineden %23 faizle tahvil alır. Taş atıp kolu yorulmadan aradaki 9 puan faiz farkını bankalar ceplerine atar. Bu da yetmez. 1970 model dövize çevrilebilir mevduata kur korumalı mevduat etiketi yapıştırırlar. Bunu da ülkeyi kurtaracak model diye millete yutturmaya kalkarlar. Sonuç, bu model çerçevesinde bankalar %17 faizle mevduat toplar. Mevduata milletin vergileriyle kur garantisi verilir. Kur farkını da Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi milletten topladığı vergilerle öder. Yani mevduat faizini dövize endekslerler. Kendi yandaşlarına, rant ve faiz lobilerine görülmemiş bir servet transferi yaparlar. Ardından faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek, nas diyerek milletin gözünü boyamaya kalkarlar. Ondan sonra da izahını yapamadıkları şeylerin mizahına bile katlanamazlar. Televizyonda çok izlenen bir mizah programı Bakan Nebati ile ilgili bir skeç hazırlamış. Ama birileri bu skece müdahale edip yayından kaldırmış.
Saraydakiler millete yaşattıkları acıların skecine dahi katlanamıyor. Ama yaşattığı acılara milletin katlanmasını bekliyor. Şükretmesini bekliyor. Aslında saraydakiler de şunu çok iyi biliyorlar. Tarihte bir despot, bir zalim fıkralara ve mizaha konu olmaya başladıysa zevali de yaklaşmıştır. Zevali yaklaşanın mizaha hiç tahammül olmaz. Değerli basın mensupları, adil hükümetler zenginden alır, fakire verir. Erdoğan şahsım hükümeti ise fakir fukaradan, garip gurebadan alıp yandaşlarına verir. Ondan sonra da sarayının TÜİK'ine yani istatistik kurumuna gelir dağılımı düzeliyor diye çalışma yaptırır. Doğrusu şeytan bile bu işe şapka çıkarır. TÜİK 2020 yılını kapsayan gelir ve yaşam koşulları araştırmasını geçtiğimiz cuma açıkladı. 2020 pandeminin ülkemize geldiği ve yoğun kapanmaların yaşandığı bir dönem. Tüm dünya yurttaşlarına doğrudan gelir desteği verirken Türkiye'de kredi musluklarını açtı. Vatandaşı borca batırdığı bir dönem. Diğer hükümet vatandaşlarını paraya boğdu. Bunlar millete IBAN numarası atıp onlardan bağış toplamaya kalktı. Gerçek işsiz sayısının 3 milyon 114 bin kişi arttığı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği adı altında 8 milyon çalışana normal ücretinin altında ödeme yapıldığı bir dönem. Şimdi TÜİK diyor ki, ben araştırdım. Bu dönemde ülkemizde gelir dağılımı bozulmamış. Aksine düzelmiş. En zengin %10 ile en yoksul %10 arasındaki gelir farkı azalmış. Yani 2020'de milli gelir bölüşümünün emek aleyhine ve sermaye aleyhine geliştiğini ben söylemiyorum. Yine TÜİK'in milli gelir rakamları söylüyor. Yani emeğin milli gelirden aldığı pay azalırken sermayenin milli gelirden aldığı pay artmış. O zaman bu gelir dağılımı nasıl düzenliyor? Bu nasıl pehriz? Bu nasıl bir lahana turşusu? Boşuna üç çeşit yalan vardır dememişler. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistikle yalan. Ama TÜİK istatistiklerinin bile saklayamadığı bazı hakikatler var. Saraydakiler yediği dana rozbifleri, zencefilli somon suşileri, manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması ve yulaf ezmesiyle sindirmeye çalışırken, bu ülkede milyonlarca insanımız yeterli protein alamıyor. Çocuklarda yetersiz beslenme, büyüme ve gelişme sorunlarına neden oluyor. Kız çocukları, erkek çocukları kansızlıkla mücadele ediyor. Kansızlık, çocuklarda kansızlık sıklığı Avrupa'nın 4 katı. Çocuklarımızın boyu yetersiz beslenme nedeniyle kısa kalıyor. Bu ülkede 31 milyon 730 bin yurttaşımız 2 günde bir sofrasına bir kap et, balık ya da tavuk yemeği koyamıyor. Yine pandemi döneminde verilen kredi ve borçlar aileleri bunaltıyor. Borç taksidi ve ödemeleri altında 47 milyon 272 bin aile eziliyor. Kişinin yaşadığı aile eziliyor. 61 milyon 920 bin yurttaşımızı kapsayan aileler, yaşadığı aileler konut masraflarından bunalıyor. Ve bu ülkede 50 milyon 369 bin yurttaşımız evinden uzakta bir hafta tatil yapamıyor. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu karanlık tabloyu kökten değiştirmeye talibiz. Bu memleketi yüzü gülen insanların ülkesi yapmaya kararlıyız. Bizim yönetimimizde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak. Biz bunu başaracağız. Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Doğamıza, denizimize, dağlarımıza, derelerimize, ormanlarımıza gözümüz gibi bakacağız. Para ve maliye politikasında sürdürülebilir olmaya dikkat edeceğiz. Ama her şeyden önce enflasyon canavarını bitirebilmek için şu adımları sırasıyla atacağız. 1. Merkez Bankası'nın başına derhal liyakatli bir ismi atayacağız. Bankayı siyasetin müdahalesinden kurtaracağız.
bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz. İki, ekonomide kral değil, kural olacak. En son 5 Şubat 2009'da toplanan Ekonomik ve Sosyal Konseyi derhal toplanacak. Devlette liyakati ve adaleti sağlayacağız. Derhal siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Rüşvetçileri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları, tüy bitmedik yetimin hakkını yiyenleri devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracağız. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı hızla kuracağız. Ülkenin en yetenekli kadroları burada toplanacak. Ekonominin gerçek fotoğrafı çekilecek. Çözüm planları buradan hızla çıkacak. 3. Kamu özel işbirliği projelerinde dövizle belirlenen tarifeleri ve gelir garantilerini ivedilikle Türk lirasına çevireceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekirse bu projelerin işletme haklarını kamuya geri alacağız. 4. Kamu bankalarının kaynaklarının yandaşa rant projelerine aktarılmasına derhal son vereceğiz. Ziraat Bankası sadece çiftçiye, Halk Bankası da sadece esnafa avantajlı kredi sağlayacak. 5. Dünya standartlarında bir kamu ihale yasası çıkaracağız. Yapılan büyük ihalelerin maliyetini ve verilen garantileri tek tek açıklayacağız. 6. Bütçe disiplinini sağlayan mali çapaları yeniden güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali çapalar getireceğiz ve kullanacağız. Varlık fonunu derhal kaldıracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Sayıştay denetimini uluslararası standartlara ve kaliteye çıkaracağız. 7. Dijital altyapıyı hızla güçlendireceğiz. Teşvik politikasını sanayicinin katma değeri yüksek ürün üreteceği noktalara taşımak için kullanacağız. Yüksek teknoloji içeren, yeşil mutabakata uyumlu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak yatırımları teşvik edeceğiz. Bu kapsamdaki doğrudan sermaye yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizin üretken kapasitesini ve verimliliği arttıracağız. Enerji arz güvenliğini, temiz ve ucuz enerjiye erişimi sağlayacağız. Bu çerçevede yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. İthal enerjide tedarikçileri çeşitlendireceğiz. 8. Gıdada arz güvenliğini sağlayacağız. Kendi kendimize yeterliliği gerçekleştireceğiz. Planlama ve çiftçiye destek de önlemlerini alacağız. Çiftçiye elektrik, gübre, yem gibi girdileri ucuza vereceğiz. Taban fiyatı, maliyet artı makul kârı karşılayacak şekilde önceden açıklayacağız. Çiftçinin kullandığı elektrikte tüm vergi ve ek kalemleri kaldıracağız. Kuracağımız güneş enerjisi tesislerinin üreteceği enerjiyi çiftçi kooperatiflerine ücretsiz vereceğiz. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçi borçlarına gelen faizleri derhal sileceğiz. Kredilerin geri ödemelerini 6 ay erteleyeceğiz. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan ÖTV almayacağız. Belediyelerin kooperatiflerle işbirliğini destekleyerek yurttaşlarımızın ucuz ve kaliteli gıdaya erişim imkanlarını arttıracağız. 9. Derhal bir genelge çıkararak devlette israfa son vereceğiz. İsraf genelgesiyle devlet millete örnek olacak. Bu surette bütçede yarattığımız imkanları dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlatılması için kullanacağız. Aile destekleri sigortasını hızla hayata geçireceğiz. 10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programını ortaklarımızla uygulamaya koyacağız. Böylece evrensel adalet, hukukun üstünlüğü, ifade ve girişim özgürlüğü normlarını yakalamış, güçlü bir demokrasiyle taçlandırılmış bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ülkemizde iyi yönetişimi ve yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Artık sandık gelsin. Millet emaneti ehline versin. Milletimizin bahtı gülsün. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, uzaktan iletilen sorular var. ATV tarafından yöneltilen soru. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz turuna belediyenin imkanlarıyla gittiği yönde eleştiriler var. Buna bir değerlendirmeniz olur mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başkanımızın Karadeniz ziyaretinin iki boyutu var. İlki hemşerileriyle bayramlaşma, ikincisi bazı belediyelerimizin daveti üzerine yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılmak, teknik destek taleplerini görüşmek.
kamu kaynaklarının kullanımına hassasiyetinizi önemsiyoruz. Aynı hassasiyetin keşke bayram öncesi Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret için gösterilmesini de sorgulasaydınız. Bayramda küslük olmak olmaz. Barışmak swaptır dediler. Koşa koşa Suudi Arabistan'a gittiler. Baktılar swap olmadı, bari sevap olsun diyerek Gezi'yi umreye çevirdiler. Gazeteciler, bakanlar, tüm saray şürekası ihrama girdi. Boy boy poz verdi. Kamu kaynağıyla sevap olur mu? Bunu sormadınız. Yine Cumhurbaşkanı'nın birinci derece akrabaları devlet protokolünün başına oturup ülke ülke geziyorlar. Bunlara da aynı soruyu sorabiliyor musunuz? Umarım bu saatten sonra bu soruyu onlara da sorabilirsiniz. Efendim, ATV tarafından iletilen bir diğer soru var. İmamoğlu'na otobüse aldığı gazeteciler nedeniyle de çok tepki geldi. İlk başta destek veren ünlüler ile binlerce takipçi kaybetti. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Değerli arkadaşlar, bu konuda söylenmedik söz kalmadı. Aslında Türkiye'nin gerçek sorunları bellidir. Ülkemizin gerçek sorunu milletimizi ezip geçen hayat pahalılığıdır. Mutfaklardaki yangındır. Artan emek sömürüsüdür. Nasrettin Hoca'nın türbesine dönen sınırlarıdır. Ülkemizin sessiz demografik işgali ve kaçak göçmen sorunudur. Ben bunlar konuşulmasın diye gösterilen gayretleri anlıyorum. Ama biz ülkemizin gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Efendim, A Haber tarafından iletilen bir soru var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Deva ve Saadet Partisi ile ayrı bir ittifak kurmak istediği belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Altılı masanın etrafında bir araya gelen diğer partiler ve bu partilerin sayın genel başkanlarının ne düşündükleri konusunda spekülasyon yapmam hem nezaketsizlik olur hem de yetkili değilim buna. Masa etrafında toplanan partiler elbette seçimlerde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirirler. Ama ben şunu ifade etmek isterim. Altı partinin etrafında toplandığı bu masa her gün biraz daha güçleniyor. Tavsiyem kimse boş yere heyecanlanmasın. Efendim, A Haber tarafından iletilen bir diğer soru. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrası yaptığı açıklamalar tartışılıyor. Sayın Genel Başkan'ın İmamoğlu ile bir görüşmesi oldu mu? Siz bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Genel Başkanımız nasıl bütün büyükşehir belediye başkanlarımızla görüşüyorsa, Sayın İmamoğlu'yla da elbette görüşür. Gerçekten bu sorunun mahiyetini anlamış değil. Efendim, Fox TV tarafından iletilen bir soru var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılarla ilgili bir hafta önce 1 milyon Suriyelinin dönüşü için hazırlık içinde olduklarını söylemişti. Bugün ise ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ama kovmayacağız dedi. Bir hafta içinde bu iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlaşılıyor ki Erdoğan Suriyeliler konusunda asli görüşüne geri dönmüş bayramdan sonra. Şimdi tabii Erdoğan'ın sık sık görüş değiştirmesi bu devleti yönetemediğini, bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebini de ortaya koyuyor. 2011'den bu yana hiç kimseye sormadan Ensar'dı, muhacirdi diyerek milletimizin 10 milyarlarca dolarını harcadılar. Sadece 2021 sonunda harcanan paranın 51 milyar doları bulduğu söyleniyor. Yazılıyor Cumhurbaşkanlığı'nın raporlarında. Türkiye ve Suriye'de 9 milyon Suriyeli'ye baktıklarını ballandıra kendileri anlatıyorlar. Ülkede milletimiz oturacak ev bulamıyor. Bunlar İdlib'de evler, okullar, park ve bahçeler inşa ediyorlar. Siz kimin parasını kime harcıyorsunuz? Bunları yaparken kime soruyorsunuz? Milletimize sormadığınız açık. De şunu sormak istiyorum. Peki madem böyleydi, bayramdan önce Suriyelilerin gidişini neden yasakladınız? Anlaşılan küçük ortağınızdan korktunuz.
bayram bitti, yeniden ensar, muhacir demeye başladınız. Ensarlık yapacaksanız milletimizin sırtından kurban kesmeyi bırakacaksınız. Ensar mı olacaksınız? Beştepe'deki 1100 odalı sarayınızın odalarını, Ahlat'taki kışlık sarayınızın odalarını, Okluk'taki yazlık sarayınızın odalarını açın bakalım Suriyeli, Afganlı göçmenlere. Bunları da devletin kesesinden değil, kendi şahsi servetinizle yapın. Devletin kesesinden, milletin kesesinden ensarlık yapılmaz. Ha bu arada bir de bize zekat dersi vermeye kalkmışlar. Biz zekatı da çok iyi biliriz, intifakı da çok iyi biliriz. Ama sizin kenzden başka bir şey bilmediğinizi bütün milletimiz biliyor, görüyor. Evet. Başka soru yok efendim. Teşekkürler. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.